Global medyada bu sabah yaptığım taramada önce ön plana çıkan konuları söyleyeyim. Erdoğan'ın diplomatik sıkıntıları henüz bitmedi. Nice katliamından sonra medeniyetler çatışması gündemde. Covid-19 gemi azıya almış durumda. ABD'de oylama öncesinde Trump sanki hükmen mağlup gibi. Dünya Beyaz Saray'ın yeni kiracısına hazırlanıyor. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Türkiye, Nice cinayetlerini kınayan Koro'ya katıldı El Monitör. Türkiye ve Pakistan'ın Fransız mallarını boykot kampanyası Suudi Arabistan'a karşı bir tutum haline geldi. Z-News Hindistan. Türkiye ile Fransa bölgede zaten daha önce çeşitli cephelerde karşı karşıya gelmişken bir kez daha zıt konumlarda. First Post, Pakistan. Trump yıllar önce Türkiye ile küçük bir çıkar çelişkisi olduğunu itiraf etmişti. Pek de küçük değilmiş bu çelişki. Mother Jones. Türkiye ile Fransa arasındaki ihtilaf karikatürler ve Afrika'da üstünlük konularında artıyor. Amerika'nın sesi. Avrupa Birliği Ankara'ya karşı daha az olumlu bir yaklaşım takınmaya hazırlanıyor. Katimerini. Erdoğan'ın oyunu. Türkiye neden Batı'ya sırtını döndü? Spectator İngiltere. Türkiye, Fransa ile olan karikatür anlaşmazlığında İslam karşıtı Haçlı sefercilerine vuruyor Reuters. Türkiye ile Fransa arasındaki sürtüşmeler laiklik stratejilerini ve devletlerin karşılaştığı sorunları sergiliyor. Global Times Hindistan. Erdoğan'ın süngüleri. Figaro Magazin. Erdoğan'ın ekonomi politikaları iktidarın işçi sınıfından büyük ölçüde koptuğunu gösterdi. El Monitör. Batı dünyasının 6 büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Bugün Fransa'dan başlıyoruz. Le Monde. Devam eden kriz ateşlerinin ortasında Macron konuştu. Fransa bir kez daha İslami terörizmin saldırısına uğradı. Marsilya, Paris, Lyon, Lille. Okullarda, dükkanlarda ve ofislerde tam kapalı Fransa'nın ilk günü. Dışarıya en fazla bir saat izinle çıkılacak. Okullardaki sıkı sağlık önlemleri kaygı verici. Maliye Bakanlığı'na göre Fransa'da bir aylık kapanma devlete 15 milyar euroya mal olacak. Nice katliamından sonra Avrupa'ya yeni gelmiş zanlının güzergahındaki gölgeli alanlar. Nice zanlısıyla temasta olmakla suçlanan bir kişi gözaltında. Nice saldırısından sonra bütün Fransa'da kilise önlerindeki haleti ruhiye. Sefalete düşmüş insanları ağırlayalım ama katilleri hayır. Fransızların Covid-19 ve terörizm karşısında ruh sağlığı ne durumda? Bir hastane yetkilisinin açıklaması, çözemeyeceğimiz insani durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. İslam dünyasında Paris'e karşı kızgınlık ortamında Fransa'nın Cidde konsolosluğunda bıçaklı saldırı. Terörizme karşı mücadele. Fransa kaybetmenin eşiğinde. Bu açıklamayı yapan boyun eğmeyen Fransa Muhalefet Partisi Milletvekili Clémentine Autain. Amerika dağınık devletleri semalarında iç savaş hayaleti dolaşıyor. Orta Doğu'da ABD'nin geri çekilmesi sürüyor. Pandemiyi engellemek, tedavi etmekten 100 kat daha az maliyetli. Din eğitimi neden hala çok hassas bir konu? Liberasyona geçtim. Nice'deki kilisenin önünde önce sessizlik, sonra yüksek sesli yakınmalar. Bireysel cihatçılığın hortlaması. Sokağa çıkma yasağıyla aile içindeki şiddetin artma tehlikesi baş gösterebilir. Özgürlükleri kısıtlamaktansa sağlık, toplum ve çevre için önlem almamız gerekli. Yine bir sağlık yetkilisinin açıklaması. Önceliğimiz ve şart olan bütün hastaların hastanelere ulaşımını sağlamaktır. Yaşlılar yurdunda vaka sayısında patlama. Liberasyon'un bugünkü kapağında terörizm sarmalı, hoşgörüsüzlük zehiri. Bu Nice'deki katliamın
meydana geldiği kilisenin önündeki polislerin tedbir alan bir fotoğrafı yer alıyor. İngiltere'ye gittik, Guardian. Terörizme karşı kırmızı alarm düzeyine geçilirken dünya liderleri Nis'teki saldırıyı kınadı. Macron, Fransa terörizme teslim olmayacak. Amerikalılar düzenin en fazla bozulduğu yıl içinde 17 milyon adet silah satın aldı. Rusların Covid aşısı gelecek ay Moskovalılara dağıtılabilecek. Trump'ın mitingleri başkanlık koltuğuna yapışmak isteyen Donald için en iyi son umut. Pazardaki satıcı gibi. Trump Biden'a yenilir ve Beyaz Saray'dan ayrılmayı kabul etmezse Amerika'da sendikalar genel grev tasarlıyor. Amerika'ya gittik, New York Times. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam vaka sayısı 9 milyonu geçti ve günlük vaka sayısında yeni rekor. 90 bin yeni vaka kaydedildi. Cumhuriyetçi eyaletler, demokrat eyaletleri oranla ekonomik açıdan daha fazla zarar gördü. 2016'da oy kullanmamış çok sayıda seçmen sandıklara koştu. Yasal sandık müşahitliğiyle seçmenleri sandık başında yasa dışı bir şekilde taciz etmek arasındaki fark nedir? Oylamadan bir gün sonra neler olacak? Yalanlar, kahrolası yalanlar ve Trump'ın seçim mitingleri yorum başlığıydı. Washington Post'a geçtik. Kampanyanın son günlerinde adaylar Latino seçmenlere yöneldi. Güney Amerika kökenli seçmenler. İçişleri Güvenlik Bakanlığı, Amerikan seçimlerinde hile yapılmasını önlemek için tarihinin en büyük operasyonuna hazırlanıyor. Oylama günü yaklaşırken Trump çok aşağıladığı bir konuma düşebilir, mağlup olabilir. Yaşlılar yurtlarının çoğunda virüs denetim kurallarına uyulmadığı belirlendi. Çalışan annelerin durumu hiç parlak değil, bir tanıklık. Banyoya girip kapıyı kapatmak ve avazım çıktığı kadar bağırmak geliyor içimden. Trump dil sürçmesi sonucu çalışan kadınları ihmal ettiğini itiraf etti. Bütün dünya bu seçimleri izliyor. İşte diğer ülkelerin kazanıp kaybedecekleri. Amerika değişiyor. Joe Biden bu değişimde bize yardımcı olabilir. Trump'ın oğlu COVID-19 ölümleri için hiç önemli değil dediği gün Amerika'da 1000 kişi virüsten öldü. Los Angeles Times, Kaliforniya'dayız. Los Angeles Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü seçime hazır olduklarını, oylamanın güvenli bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi. Fresno'da, Kaliforniya'da Fresno'da Ermeni topluluğunun yoğun olarak yaşadığı bir bölge Fresno. Fresno'da Ermenistan'ı destekleyen bir gösteriden sonra 3 kişinin bıçaklanmasının ardından bir zanlı yakalandı. Amerikalılar salı günü yapılacak olan seçimlere güvenebilecek mi? Ya maskeni tak ya da sokağa çıkma yasağına katlan. Keith Richards, Rolling Stones'un gitaristi, COVID'e yakalanma konusunda konuştu. Ben nüfuz edilemez bir adamım. Tıpkı Trump gibi. Ebru, bugünkü global medya taraması burada sona erdi. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, bir son dakika haberimiz var. Son